Şu anda ikinci yılından da 2 yıl aldık. Dolayısıyla belediye başkanlığında 7. yılını tamamlamış bir belediyeyiz, Özvatan Belediyesi olarak. Malumunuz Özvatan Şirin, şehre 64 kilometre mesafede. Kendi doğal yapısıyla, güzellikleriyle bölgede isim yapan, kendini aşan, üretken belediyeciliğin adresi diyorum ben Özvatan'a. Gönül belediyeciliğin adresi diyorum, Özvatan diyorum. Farklı bir belediyecilik anlayış içerisinde belediye personelimiz, meclis üyelerimiz, teşkilatımızla birlikte bir bütün iktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhur İttifakı'nın bütün partisiyle bir arada hizmetleri verip verme gayreti içerisindeyiz. Amacımız elbette burada insanları rahat ettirebilmek. Memleketimiz malumunuz olduğu gibi gurbetçilerin daha fazla olduğu, yaz döneminde hareketli bir nüfusa sahip olan bir ilçeyiz. Özellikle Avrupa'nın değişik ülkelerinde ikamet eden, yurt dışında kalan gurbetçilerimizin bu aydan sonra daha çok bir, özellikle geçtiğimiz yıl pandemiyi de göz önüne aldığımız zaman, daha fazla bir hareketle Özvatan ve memleketlerine geldiklerini, geleceklerini duyuyoruz. Bunlar da bize elbette daha onlara iyi hizmet verebilmek, buradaki insanlarımıza daha rahat hizmet verebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Rutin olarak yıl 12 ay burada bütün hizmetlerimiz Özvatan Belediyesi olarak kendi çapında, kendi gücü, kendi imkanlarıyla yürütebilen, yürüyen bir belediyeyiz. Problemli bir belediye değiliz. Elbette belediyelerin her türlü ihtiyacı var. Zaman artık şunu gösteriyor ki 20 yıl önceki ihtiyaç olmayan, lüks sayılan bugün zaruri ihtiyaç haline geldi. Onun için belediyelerde hizmet bitti denmez. Sona gelindi, iş bitti denmez. Hizmetler yenilebilir, güncellenebilir. Böyle de olmalı diye düşünenlerdeniz. Onun için gerek inşaat sahalarında, altyapıyla ilgili, efendime söyleyeyim, binalarımızla ilgili, mezarlıklarımızla, yollarımızla, her türlü Özvatan ve bölgesiyle ilgili hizmetlerimizi bir bütün eşit mesafede, ayrım yapmadan, farklı bir belediyecilik dediğimde bu önemli olarak altını çizilmesi gereken, hiçbir kişiye veya bölgeye, mahalleye ayrım yapmadan aciliyet sırasına göre bütün hizmetlerimizi yerine getirmekteyiz ve o düşünce ve kararlılıktayız. Özvatan ve bölgesinde de pandemi süresince belediye imkanları dahilinde valiliğimizin, gerek Cumhurbaşkanımız tarafından gelen bütün talimatlar, genelgeler doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmeye çalıştı. Elbette bölgemizde de, şehrimizde ve ülke genelinde olduğu gibi bir paralellik arz eden korona hastalığı belası her yerde olduğu gibi burada da yaşandı. Ancak alınan tedbirler ve vatandaşımızın bu konudaki biraz daha fazla duyarlılığı, bir de kış aylarına denk gelmiş olması filan, bunu en az düzeyde atlatmış sayıyoruz ve atlatmak üzereyiz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi inşallah bitme noktasına geldi gibi sevindirici haberler var, gözlemlerimiz var. Önümüzdeki 1 Temmuz itibariyle açıklanacak genelgeler, direktifler doğrultusunda da inşallah daha rahat, normale dönme günlerini yaşayacağız. Dört gözle bekliyoruz. Bu konuyla ilgili hükümetimiz, devletimiz, belediyelerimiz, bütün insanlarımız da aynı sıkıntıyı çekti, çekiyor. Onun için bu rahatlama dönemini dört gözle bekliyoruz. Ona da inşallah kavuştuktan sonra da beraberinde aynı zamanda tabii hizmetler de o manada farklılaşacak ve hizmet verme hızınız da yükselecek. Belediyelerde de zaten sürekli söylediğim bir şey var. Önceki yıl, daha önceki yıl, daha önceki yıl yaptıklarınızdan daha farklı, daha farklı bir şeyler yapmanız gerekecek. Güncellemeniz gerekir dediğim konu bu. Yani onun için belediye hizmetlerinin elbette kendi çapında, kendi imkanları dahilinde bölge insanına en iyi hizmeti nasıl verebilir noktasındaki gayretlerimiz şu an devam ediyor, edecektir de. Orada bir önerim gündeme geldi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduh Bey'in de bu konudaki duyarlılığını gördüm. Gerekli talimatları verdi. Elbette sokak hayvanlarının sırf Özvatan'da değil, bütün ilçelerde ve bütün beldelerde, mahallelerde, aynı şehir merkezinde dahi aynı sıkıntıları yaşadığını görüyoruz. Bunları ıslah etmek, bunların tedavisine bakmak, kısırlaştırmaksa iğnesi, ilacı nedir diye bir kurum, kuruluş gerekli. Bunu da ferdi olarak hiçbir ilçe belediyesinin yapması, yerine getirmesi mümkün değil. Çünkü hepsinin yaparsa, bir bütün olursa
doğru bir proje olur. Onun için Büyükşehir'e sunduğumuz o günkü teklif üzerine şehrin bir batı tarafında var köpek barınakları, sokak hayvanlarının barınağı. Bir de doğu yakasına yaparsak buradaki 7-8 ilçeyi kapsayacak şekilde bir barınak profesyonel manada yapılmasını önerdik. Sıcak baktılar, gerekli talimatı verdi. Bu da hoşumuza gidiyor. İnşallah kısa sürede buna da bir çözüm bulunacaktır diye ümit ediyoruz.